Şu anda Roma'nın kalbinde bulunan Sant'Angelo Kalesi'nin tepesindeyiz. Roma İmparatoru Hadrianus'un mozolesi olarak inşa edilen bu yapının tepesinden şehirdeki modern binalarla birlikte Rönesans ve Barok döneminden kalma yapıları da görmek mümkün. Örneğin buradan Michelangelo tarafından yapılan Aziz Petrus Bazilikası'nın kubbesini görebiliyoruz. Hatta biraz daha dikkatli bakarsak, İmparator Hadrianus tarafından yaptırıldığı tahmin edilen antik tapınak, Panteon'un büyük kubbesini de görebiliriz. Bu bize Roma'nın hikayesini anlatıyor. Roma, çok katmanlı bir şehir. Bu sayede bu yapının tarihini de öğreniyoruz. Bu yapı şu an bir harabe gibi görünse de aslında öyle değil. Yaklaşık 2000 yıl önce inşa edilmiş bir yapı. Burası, yüzyıllar içerisinde farklı amaçlar için kullanılmaya devam edildiğinden günümüze ulaşmayı başarmış. Burası daha öncesinde bir mozole, kale, hapishane, papaların sığındığı veya kaldığı bir bina işlevi görmüş. Hatta burada bir mucizenin bile gerçekleştiğini biliyoruz. Ancak yapının günümüzde orijinal halinden oldukça farklı göründüğünü de hatırlatalım. Orijinal halinde binanın alt kısmının kare şeklinde olduğunu ve burada yuvarlak bir yapının yükseldiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda sıra sütunlar ve daire şeklinde ekilmiş servi ağaçları olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kısmın yukarısında ise tapınak kısmı yer alıyordu. Yapının en üstünde ise İmparator Hadrianus'un oldukça büyük altın kaplamalı bir heykelinin olduğunu biliyoruz. Yukarı doğru çıktıkça yapının ilk halinin nasıl olduğuna ilişkin tahminlerimiz azalıyor. Hadrianus'un bu mozoleyi nehrin diğer tarafında bulunan ve Augustus'u anmak için yapılan anıtı çağrıştırması için yaptırdığını biliyoruz. Ancak Hadrianus mozolesinin mermer, traverten ve heykellerle bezenmiş daha güzel bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Antik Roma'da yapılan pek çok bina gibi Sant'Angelo Kilisesi'ndeki mermerler, heykeller ve diğer arklı parçalar çalınmış. Bu yapıdan kalan devşirme malzemeler ise şehirdeki farklı yapıların inşasında kullanılmış. Hadrianus'un 138 yılında yani Senato tarafından tanrı statüsüne çıkartıldıktan bir yıl sonra hayatını kaybettiğini biliyoruz. İmparatorun bu anıtla birlikte yaşatıldığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Aynı zamanda imparatorun külleri yapının kalbine yerleştirilen bir kapta saklanıyordu. Kalenin bu kısmına meşalelerle aydınlatılan, sarmala benzer bir yokuş çıkarak ulaşılıyordu. Bu meşaleler de yapının oldukça kalın duvarlarının arasından ışık geçmesini sağlıyordu. Hadrianus, 2. yüzyılın başlarında hüküm sürmüştü. O dönemde Hristiyanlık henüz yeni bir dindi ancak 300'lü yılların başında İmparator 1. Konstantin Hristiyanlığı kabul etmiş ve o yüzyılın sonunda Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olmuştu. 400'lü yılların başında ise Roma İmparatorluğu dağılmaya başlamıştı. Bu noktada yapının çok farklı bir amaçla kullanıldığını söyleyebiliriz. Yüzyıllar içinde bu kale daha da güçlü hale getirilmiş ve savunma amacıyla kullanılmış. Çünkü bu dönemde Roma'ya saldırılar düzenlendiğini biliyoruz. İlk olarak 410 yılında Vizigotlar Roma'ya saldırmış. Daha sonrasında da 6. yüzyılın ortalarında Ostrogotlar şehri işgal etmiştir. 589-590 yılının kış aylarında da Hadrianus Mozolesi'nin önünden akan Tiber Nehri taşmış ve şehirde veba salgını çıkmıştır. Bunun üzerine Papa I. Gregorius üç günlük bir ayin düzenlenmesi emri vermiştir. Bunun üzerine Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda bulunan Meryem Ana ve çocuk ikonu şehrin tamamında tören alayı ile birlikte gezdirilmiştir. Bu tören alayı köprüye ulaştığında Papa I. Gregorius mozolenin tepesine bakmış ve Mikael'in kılıcını sallayarak kılıfına koyduğunu görmüştür. Papa bunun veba salgınının bittiğinin bir işareti olduğunu düşünmüş ve gerçekten de kayıtlara göre bu olaydan sonra salgın bitmiştir. Bu mucize gerçekleştikten kısa bir süre sonra mozolenin üstüne yani Mikael'in göründüğü yere bir kilise inşa edilmiştir. İşte tam da bu tarihte mozole Sant Angelo Kalesi adını almıştır. Yani pagan geleneğinde inşa edilen bir yapının daha sonrasında bir Hristiyan kilisesine dönüştüğünü belirtmemiz mümkün. Kutsal Melek Kilisesi bu yapı ve Aziz Petrus Bazilikası arasındaki bağlantıyı da unutmayalım. Bu yapı, Vatikan'ın korunması için tam da ideal noktada bulunuyor. Hatta buradaki duvarlar iki yapıyı da içine alacak şekilde inşa edilmiş. Ancak bu yapı ile ilgili en çok beğendiğim şey, Aziz Petrus Bazilikası ve Sant Angelo Kalesi arasında inşa edilen korunaklı geçit. Tarihte en az iki kez Vatikan'da bulunan bir papanın buradan kaçmak zorunda kaldığını ve geçit aracılığıyla Sant Angelo Kalesi'ne sığındığını biliyoruz. Bu kaçışların en ünlüsü 1527 yılında Roma şehri Kutsal Roma İmparatoru V. Karl ya da diğer adıyla Ken tarafından yağmalandığında gerçekleşmiş. Roma yağmalanmadan önce Rönesans sanatçıları Nero'nun altın evinin kalıntılarını keşfetmeyi başarmış. Bu yapının Rönesans döneminde yer altında bulunduğunu hatırlatalım. Bu yeraltı odaları keşfedildiğinde Raffaello gibi sanatçılar buradaki eserleri incelemeye başlamış. Sanatçılar bu odalarda antik dönemden kalma inanılmaz freskler bulmuş. Bu resimler günümüzde grotesk olarak adlandırılıyor. Bu şekillerin Sant Angelo Kalesi'ndeki odaları da süslediğini görüyoruz. Bu nedenle bu grotesk duvar resimlerinin yapıdaki Rönesans'ı en çok yansıtan unsur olduğunu söyleyebiliriz. Barok esintilerini ise anıta giden yolda yer alan köprüdeki heykellerde görebiliriz. Raffaello'dan 100 yıl sonra Bernini, Mesih'in silahlarını taşıyan melek heykelleri yapması için görevlendirilmiş. Dolayısıyla şu anda bu köprü Sant'Angelo yani Melekler Köprüsü olarak adlandırılıyor. Günümüzde bu köprünün Sant'Angelo Kalesi'ne çıkan olağanüstü bir köprü olduğunu söyleyebiliriz. Kalenin en üstünde ise 18. yüzyıldan kalma bir heykel bulunuyor. Bu heykelde kılıcını kınına koyan Mikail tasvir edilmiş. 19. yüzyıla geldiğimizde ise İtalya devletinin birliğini sağladığını görüyoruz. 20. yüzyılda burası bir müzeye dönüştürülüyor ve modern konservasyon çalışmaları başlıyor. Bu yapı çok karmaşık bir yapı. Şehrin kendisi gibi bir sentez olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde burayı ziyaret edebilir, çevresinde yürüyebilir ve en tepesine çıkarak harika Roma manzarası ve espresso'nun tadını çıkarabilirsiniz.